Merhaba arkadaşlar, sizlerle daha önce işlediğimiz açı çeşitlerini, yani açılara tekrardan giriş yapacağız. Bir tekrar babında. Şimdi açı çeşitlerimiz nelerdir? Dar açıyı gördük, geniş açıyı gördük ve dik açıyı gördük. Şimdi dar açıyla başlamak istiyorum. Dar açı, ölçüsü 90 derece olan açılara dar açı denir. Yani ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıları. Şimdi bakıyorum. ABC üçgeni var. Eğer alfa 0 ile 90 derece aralığında ise alfa açısı dar açıdır. Mesela neler olabilir? 5 derecelik olabilir, 10 derecelik olabilir, 30 derecelik, 45 derecelik, 89 derecelik açılarımda dar açılardır. Daha sonra ne gördük? Dik açılar. Dik açılar, ölçüsü 90 derece olan açılara dik açılar denilir. Dik açıları nasıl gösteriyorduk? Şu şekilde ifade ediyorum. Şimdi buraya alfa dersem. A, B, C. Buradaki emineyi nasıl ifade ediyorduk? Bu açının ölçüsü olarak. Yani A, B, C üçgeni. Alfa ise alfa eşittir 90 derecedir diyor. İki doğru parçasının dikliği, yani nasıl diyelim, AB BC'nin dikliğini şu sembol ile ifade ederiz. Bu ne demekmiş? Diklik. Yani AB kapalı aralığı ile BC kapalı aralığı birbirine diktir demek istiyor. AB doğru parçası diktir, BC doğru parçasına. Buradan da gösterirsek AB doğru parçası diktir, BC doğru parçasına. Ya da AB diktir, CD. Yani AB doğrusu diktir, CD doğrusuna. Ne diyoruz? Kapalı aralık varsa doğru parçası, eğer herhangi bir parantez ile ifade etmediyse doğrusu. Mesela şurada söyleyelim. AB doğru parçası. Ne demek? Kapatmışız. Yani aralıklarımızı şu şekilde ifade etmişiz. Doğru parçası. AB. Ne yapıyorum? Nasıl şekilde ifade ediyorum? Sayıyorum. AB doğrusu. Eğer bir taraftan kapalı ve diğer taraftan açık ise AB kapalı, yani A'dan kapalı, B'den açık. A başlangıç noktası ise buna ışın diyoruz. Geniş açı. Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılara geniş açı diyorum. Bunu nasıl ifade ediyoruz? 90 derece küçüktür alfa, küçüktür 180 derece şeklinde ifade ediyoruz. Yani 90 ile 180 derecesi arasında olan açılara geniş açılardır. Daha sonra neyi gördük? Doğru parçası. Doğru parçası, mesela bu da bir doğru parçası. Bakıyoruz bu şekilde. Eğer açısı, ölçüsü 180 derece ise açıya doğru parçası diyoruz. Toparlayalım. Doğru açı, ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı denir. ABC üçgenin doğru açısı ise eğer bu şekilde ifade ediyoruz. Yani ABC'nin ölçüsü 180 derece. Tam açı, tam açı dediğin doğru açı aslında tamamen çevrelemen demek. Ölçüsü 180 derece olan açılara da tam açı şeklinde ifade ediyoruz. Geldik tümler açılara. Şimdi tümler açılar. Bir tane dik üçgenimizi çizdik. Dik üçgenin iki açısının ölçüleri toplamı 90 derece ise bu açılara tümler açılar diyoruz. Ne demek bu? Şimdi 90 dereceden herhangi bir doğru çizdim. Ne yaptım? Açıyı iki parçaya böldüm. Buraya alfa diyorum, buraya beta diyorum. Eğer alfa
90 derece ise alfeyinde beta tümler açılardır. Yani birbirine 90 derece tamamlayan iki açı tümler açılardır. Geldik bütünler açılara. İki açısının ölçüsü de 180 derece olan açılara bütünler açılar diyorum. Bir tane doğru açıyı çizdik. Bir ışık bir doğru da buradan çiziyoruz. Buraya alfa, buraya beta diye adlandırıyorum. Alfa ile beta'nın toplamı 180 derece ise alfa ile beta tümler açılar. Yani iki açı tümler olabilmesi için toplamlarının 180 derece olması gereklidir. Geldik ters açılara. Ters açılar şöyle bir tane doğru olsun, bir tane de böyle olsun. Karşılıklı açılar. Beta şu açı ile karşısındaki şu açı ölçüsü birbirine eşittir. Şuradaki açımın ölçüsü ile bu açımın ölçüsü birbirine eşittir. Neden? Mesela şimdi şuraya bakıyorum. Buranın toplamının 180 derece olması gerekiyor. Doğru mu? Yani alfa artı beta eşittir 180 derece. Şu şekilde de bakalım. Şuradan da bir doğru oluşturmuyor muyum? Bu da alfa artı beta 180 derece. Şuradan baksam da alfa artı beta 180 derece. Buradan baksam da demek ki burada tamamlayan alfa ile beta 180 derece ise burada tamamlayan ortak alfa açı ile beta yine 180 derece denk geldiğine göre karşılıklı açıları birbirine eşit olur. Mesela ne diyelim? Burası 30 derece olsun. Burası 150 derece olsun. Şimdi burası 180'e tamamlıyorsam burası da 180'e tamamlaması gerekmiyor mu? 150'yi 180'e tamamlayabilmem için buraya da 30 derece mi demem gerekiyor? Ne olur? Karşılıklı açılar birbirine eşit oldu. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılar karşılıklı olanlar ters açılardır. Şimdi toparlayalım en baştan beri. Ne dedik? Dar açı. Dar açı 0 ile 90 derece arasında olan açılara denir. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıları. Geniş açı ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük. Yani 90 ile 180 derece arasında olan açıları. Daha sonra doğru açı. Doğru açı açısı ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Tam açı ölçüsü 360 derece olan açılara tam açı diyoruz. Geldik tümler açıya. İki açının ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açılar. Ölçüleri, iki açının ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara da bütünler açı ifadesini kullanırız. Geldik bir tane örnek çözmeye. Şimdi demiş ki 3x eksi 45 derecelik bir açı, dar açı. Tane tane gidelim. Diyor ki burası dar açıymış. Dar açı için biz ne dedik? Dar açı buradaydı. 90 derece, 0 ile 90 derece aralığında olacak. O halde bu ifade 0 küçüktür. 3x eksi 45 küçüktür. 90 derece aralığında mı olması gerekiyor? Ne yapıyoruz şimdi? Amacımız ne? X'i ortada yalnız bırakmak. 45'i bir bu tarafa, bir bu tarafa yolluyoruz. Eksi bu tarafa nasıl geçiyor? Artı 45 olarak. 3x küçüktür. 90 artı 45. 45 küçüktür. 3x küçüktür. Toplayalım. Ne geldi? 135. Şimdi ne yapıyoruz? Burada x yalnız bırakabilmek için her tarafı 3'e bölüyoruz. Bu 3'ler gitti. 45'i 3'e bölersen ne gelir? 15. Küçüktür. 3'ler gitti. X kaldı.
135'i 3'e bölüyoruz. Ne gelir? 45 mi gelir? Demek ki x bu aralıktaymış. Bu bir cepte kalsın. Diğer ifademize bakalım. 2y artı 20 derecelik bir açı ise geniş açı. Geniş açı için ne dedik? 90 ile 180 derece arasında olan açılar. Yazalım. 90 küçüktür 2y artı 20 küçüktür 180. 20'yi bu tarafa, 1'i de bu tarafa atıyorum. Bu sefer artı 20 olan bir sağa bir sola nasıl gidiyor? Eksi olarak. Eksi 20 küçüktür 2y, 2y küçüktür 180 eksi 20. 90'dan 20'yi çıkarttık, 70 kaldı. Küçüktür. 2y küçüktür. 180'den 20'yi çıkartırsan ne kalır? 160. Şimdi y'yi yalnız bırakabilmek için her tarafı ne yapıyoruz? 2y. Y'nin katsayısı olan 2y bölüyoruz. 72'ye böldük ne geldi? 35. Küçüktür. Y küçüktür. 160'ı 2'ye böldük ne geldi? 80. Bu da bizim y'nin olduğu aralık. Buna göre diyor, x artı y toplamı derece cinsinde en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şurayı küçük bir silelim. Hepsini buraya bir yazalım. Ne bulmuştuk? 15 küçüktür, x küçüktür, 45. 35 küçüktür, y küçüktür, 80. Toplayalım taraf tarafa. 15 ile 35'i topladım. 50 küçüktür, x artı y küçüktür, 125. X ile y'nin toplamı 50 ile 125 aralığında ise alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır o zaman? 124'tür. Ne yaptık? 3x-45'in dar açı olduğunu söylemiştik. Dar açımız neydi? 0 ile 90 derece arasında olan açılarını yazdık. 0 ile 90 derece arasına yerleştirdik. 45'imizi bir sol ve bir sağ. Ne yaptık? Bunları eşitsizliklerde zaten öğrenmiştik, değil mi? Şimdi amacımız ne? X'i yalnız bırakmak. O halde x'in önündeki katsayıyı yani her biri 3'e böldüğümüzde x'i 15 ile 45 arasında buluyoruz. Daha sonra diyor ki 2'ye artı 20. Nasıl bir açıymış? Geniş açıymış. Geniş açı için de dedik. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açı. Yazdık yerine o halde 20'yi tekrar yolluyoruz. Bu sefer artı olan 20 nasıl geçiyor? Eksi 20, eksi 20. Y'yi yalnız bırakmak için y'nin önündeki her tarafı 2 yani y'nin katsayısına bölüyoruz. Y'yi 35 ile 80 aralığında bulduk. Ne diyor bize? X artı y derece cinsinden en büyük tam sayı değerini. Topluyoruz taraf tarafa. X artı y 50 ile 125 aralığında mı çıktı? O halde bu aralıkta alabileceği en büyük tam sayı, bunu atlamıyoruz. Tam sayı aralığında x artı y toplamı en fazla 125 olabilir. Şimdi birkaç tane daha çözelim. Bir tane D1 doğrusu çiziyorum.
bir tane D2 doğrusu çiziyorum. Şurası 3x eksi 10 derece, burası x artı 30 derece. Şöyle de anlatmasın. Şekilde D1 ve D2 doğruları A noktasında, yani şurada A noktasında kesişmektedir. Verilen açı ölçülerine göre x açısının tümleri kaç derecedir? Şimdi bakıyoruz. İki tane doğru vermiş bize. Ve bu iki D2 ve D1 doğruları A noktasında kesişmektedir. Buna göre x'in tümleri kaç derece? Biraz önce ne gördük? Ters açıları gördük. Yani karşılıklı açılar birbirine neydi? Eşitti. O halde burada x artı 30 ile 3x eksi 10 da birbirine eşit mi? 3x eksi 10. Birbirine eşit. Neden? Ters açılar çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyoruz. X'i bu tarafa attım. Eksi 10'u da bu tarafa atıyorum. 3x, bu eksi buraya nasıl geçti? X buraya nasıl geçti? Eksi x olarak. 30, eksi 10 buraya nasıl geçti? Artı 10 olarak. 3x'den x'i çıkarttım. 2x. 30'dan 10'u topladım. 40. Ne yapıyoruz? Her yere 2'ye bölüyoruz. X bize ne geldi? 20. Diyor ki x açısının tümleri kaç derece? Tümler için ne dedik? İki açının ölçüleri toplamı 90 derece ise bu açıların tümler açılardır. O halde 20 dereceyi 90 dereceyi tamamlayabilmek için kaç derecelik açı eklememiz gerekiyor? 70 derecelik. O halde x açısının tümleri 70 derecedir. Ne yaptık? 20'yi 90'a tamamladık. 20'yi 90'a tamamlayan açı nedir? 70 derecedir. Şimdi bir örnek daha. Tümler çarpalım. 13x eşittir 2 çarpı 90 eksi x. Bu 2'yi ne yapmamız
80 eksi 2. Şimdi ne yapıyoruz? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2x'i bu tarafa atıyoruz. 13x, 2x buraya eksi iken nasıl geçti? Artı 2x olarak. 13x, 2x daha ne geldi? 15x eşittir 180 ise her yere 15'e bölüyoruz. X'i kaç buluruz? 12 mi geliyor? X eşittir 12. Bu cepte mi? Cepte. Şimdi ne yapıyoruz? Açılardan 1, 12. Yani küçük olan 12 derece, diğeri 90-12'den 78 derece. Bulduk mu tüm açılarımızı? Ama ne diyor bize? Büyük olanın bütünleri, o halde büyük olanın çapı bu değil mi? Bütünleri dediğimiz neydi? İki açının toplamı 180 derece olması gerekiyordu. E o halde 78 dereceyi 180'e tamamlayan açıyı bulmak için 180 eksi 78 dersek kaç geliyor? 102 derece. Ne yaptık? Hemen bir toparlayalım. Tümden iki açının oranı 2 bölü 13'müş. Diyoruz ki tümden açı için ne dedik? İki açı ölçüsü birbirini 90 derece tamamlayan açılar tümden açılardı. O halde küçük olan açıma herhangi bir x değeri dersem bunu 90'a tamamlayacağı için büyük açıda 90 eksi x mi oluyor? Güzel. Bunları birbirlerine oranladık. Neymiş? 2 bölü 13. Geldik denklem çözmeye. Ne yapıyoruz? İçler, dışlar çarpımı. 13x eşittir 2 çarpı 90 eksi x. Bu 2 ne? Her ikisini de çarpın. Yani içeriye dağıtmamız gerekiyor. 13x eşittir 180 eksi 2x. 2 eksi 2x'i sol tarafa atıyoruz. Neden? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 13x artı 2x eşittir 180 ise 15x eşittir 180. X'i yalnız bırakmak için her yeri 15'e bölüyoruz. X'i ne elde ettik? 12. Yani küçük olan açı 12 derece. E bunu 12'yi 90'a tamamlayabilmek için 90 eksi x. Yani bulduğumuz x değeri 12, 90 eksi 12'den ne geldi? 78 derece. Bütünler iki açının küçük olanı 12, büyük olanı 78. Diyor ki sonra büyük olanın bütünleri kaç derecedir? Yani 78'in bütünlerini soruyor. Bütünler neydi? İki açının ölçüsünün toplamı 180 derece olan. O halde 78'i 180'e tamamlayabilmek için diğer açının ne olması gerekiyormuş? 102 derece. Dedik ve bir soruya daha bakalım. Thank you.
iki açıdan büyük olanın ölçüsü küçük olanın ölçüsünü 3 katıymış. Şöyle bir yazalım. Büyük açı ya da küçük açı. Küçük açı, büyük açı. İki açıdan büyük olanın ölçüsü küçük olanın ölçüsünün 3 katıymış. Ne anlıyoruz buradan? Küçük açıya x dersen, büyük açı bunun 3 katıysa büyük açında 3x mi olur? Büyük olan açının bütünleriyle, büyük olan açı bu değil mi? O halde büyük açının bütünleri, bütünler neydi? 180 dereceye tamamlıyordu iki açının toplamı. O halde 180-3x mi olur bütünlerimiz? Küçük olan açının tümleri, tümler neydi? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar. O halde küçük açının tümleri 90-x midir? Farkı 26 dereceymiş. Yani büyük açının bütünleri 180-3x ile küçük açının tümleri 90-x eşittir 26'ymış. Kurduk mu denklemimizi? Nasıl kurduk? Küçük açıya, x büyük açıya, diyor ki iki açıdan büyük olan ölçüsü küçük olanın 3 katıymış. Küçük olana x dersen büyük olan bunun 3 katı olduğu için 3x mi geliyor? O halde büyük olan açının tümleri, tümler neydi? Birbirini 180 derece tamamlayan açılar. O halde bütünleri 180-3x. Küçük açının tümleri, tümler neydi? Birbirini 90 derece tamamlayan açılardı. O halde küçük açının tümleri 90-x. Bunların farkı 26 olduğuna göre bu açıların toplamı, yani bunların toplamını soruyor. Bakalım. Şimdi bu x eksi, bütün parantezin eksisi olduğu için bunu içeriye dağıtmak zorundayız değil mi? 180-3x'i aynen yazdım. 90'ın önünde ne var? Artı. Eksiyle artıyı çarptım. Eksi 90. Eksiyle eksiyi çarptım. Artı x eşittir 26. Bilinenleri kendi arasında topluyorum. Bilinmeyenleri kendi arasında topluyoruz. 180-90 daha ne geldi? 90. -3x artı x daha ne geldi? -2x eşittir 26. Ne yapıyoruz tekrar? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa. Ve eksiden kurtulmak için bu taraf eşitliğin diğer tarafına atsam, nasıl olsa artı geçiyor değil mi? Bunu da bu tarafa atalım. 90-26 eşittir 2x. 90'dan 26 çıkarsa ne kalır? 64 eşittir 2x. Ne yapıyoruz her yere? 2'ye böldük. 64 bölü 2'den x ne geldi? 32. O halde küçük olan açı yazalım. Küçük açı neydi? X'ti. O halde x 32 miymiş? Büyük olan açı neydi? 3x. X yerine 32 yazarsak 3 çarpı 32'den ne geldi? 96. Ne diyor? Bu açıların toplamı kaçtır? Yani 32 artı 96'nın 128. Toplamları neymiş? 128. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Açıları tekrar ettik. Tümler açılar, bütünler açılar, ters açılar, dar açı, geniş açı, doğru açı. Bunlarla ilgili sorular çözdük. Siz de evdeki zamanınızı mutlaka bunlarla ilgili soruları çözerek zamanınızı değerlendirebilirsiniz.